Merhaba arkadaşlar Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır tunus çalışmıyorduk. Hemen şöyle çok şık bir model bulunca sizlerle hemen yapımını paylaşmak istedim. Gerçekten çok kibar ve çok şık bir model. Yapımına kolaylığına inanamayacaksınız. Gerçekten çok kolay bir model. Çabuk ilerleyen bir model. 2 üç günde bir bebek battaniyesi yelek yapabilirsiniz. Özellikle de genelde takipçilerim ördüğüm modellerde soruyorlar kağıt iple yapılabilir mi diye evet kağıt iple muhteşem olur diye düşünüyorum çantalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz hemen şöyle arkasını da göstermek istiyorum gayet düzgün sizin için şöyle minik bir parça çalıştım İpim koton ip kullandım tığımda tunus işi tığı ve 3 numara bu şekilde ipinize uygun istediğiniz büyüklükte tığ kullanabilirsiniz Tabii ki ipinize uygun olacak Arkadaşlar hemen bu güzel modelin yapımına geçmeden önce yine küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum videomu Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın Bunlar hem bana destek olmak için gerekli hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamak için gerçekten gerekli Arkadaşlar eğer halen kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basıp hemen o tuşun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim güzel videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve hemen bu muhteşem modelin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle turuncu bir ipim var. Hemen zincir çekmekle başlıyorum. 3 ve katları şeklinde zincirimi çekiyorum önce bir düğümümü attım daha sonra 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şeklinde istediğiniz boya gelene kadar zincirimizi çekiyoruz. Evet arkadaşlar ben istediğim uzunluğa gelene kadar şöyle zincirimi çektim size göstermek için modelimi yeterli. 3 ve katları şeklinde zincirimi çektim sona geldiğimde artı 2 zincir çekiyorum 1 2 şimdi burada Tunus işi bilen arkadaşlar burada normal düz öreceğiz yani hemen önümdeki ilmeğe batacağım şimdi önümdeki ilmeğe batıyorum ilmek çıkarıp tığıma ilmek topluyorum şu şekilde sona kadar tüm zincirlere tek tek batıp tığımıza tek tek ilmek topluyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim son bir ilmeğim kaldı o bir ilmeği de alıyorum ve sıramı bitirdim şimdi geriye döneceğiz ilmeklerimizi kapatmak için şöyle 2 2 ilmek toplayacağız 2 2 bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim hemen bir üst sırada modelimizin kolaylığını göreceksiniz inanılmaz kolay Rengi de örebilirsiniz veya benim gibi tek renkte örebilirsiniz İpli, ipinizi çok kalın tercih etmeyin e, çok kalın da denedim çok hoş durmuyor Fazla kalın iplerde denemeyin. Evet. Sıra sonuma geldim. Tüm ilmeklerimi topladım. Şimdi hemen modelimin yapımına geçiyorum. Tek ilmeğimi hafif şu şekilde uzattım ve tığımın başını doladım. Hemen önümdeki ilmekten şöyle ilmek aldım. Sadece başında doluyoruz arkadaşlar. Birinci ilmeğimi aldım ikinci ilmeğimi başın dolamadan aldım üçüncü ilmeğimi başın dolamadan aldım bu şekilde ilk ilmeği başını dolayarak aldık şu başında doladığımız ilmek o bize lazım olacak çünkü Evet bu şekilde bakın şöyle ipleri tam kameranın karşısında uzatamadım biraz daha uzatırsanız sizin için iyi olur şu Başını doladığımız şu ilmeği baştaki ilmeği saymıyorum. İkinci şu başına doladığımız ilmeği şöyle tırnağımda tutuyorum. Ve o ilmeğin içinden üç tane ilmeği geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Model bu kadar arkadaşlar. Ve yine bakın ilk ilmekte başını doladım. Hemen ilmek topladım. Yanındakini başına dolamadan ikinciye. Üçüncüye de başını dolamadan. Bakın ilmeğimde şunları saymıyorum. Dört tane ilmek. Baştaki ilmeği şöyle çekiyorum. Şu, şöyle daha rahat göstereceğim. Bakın şu ilmeği şöyle tutuyorum. Üçünü o ilmeğin arasından geçiriyorum. Bu şekilde. Evet. Bakın. Başını doladım. Birinci ilmeği başını dolayarak topladım ikinci ilmeği başını dolamadan üçüncü ilmeği başını dolamadan ve bakın burayı saymıyorum 4 ilmeğim oldu ilk ilmekten tutuyorum ilmeklerimin arasından geçirdim bakın bu şekilde son bir kez daha göstermek istiyorum ilk ilmeği başını dolayarak ilmek topladım bakın iki tane oldu ikinciyi başın dolamadan, üçüncüyü başın dolamadan dört tane ilmeğim var. İlk baştaki ilmeği şöyle tutuyorum rahat geçirebilmek için. 3 ilmeği ilmeğin arasından geçirip bakın şöyle bir model elde etmiş olduk. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bakın son 1 ee, 2 3 4 tane ilmeğim kaldı. Tekrar başını doluyorum. İlk ilmeği başını dolayarak aldım. İkinci ilmeği başını dolamadan, üçüncü ilmeği başını dolamadan aldım ve yine aynı işlemi yapıyorum. Bu şekilde. Ve son bir tane ilmeğimi de yine başını dolamadan şöyle iki tanesini aynı anda aldım. İçinden ilmek getirdim. Uzatıyorum. Burayı uzatarak alırsak ee, daha uygun olacak. Çok kısa alırsak eğimli kalıyor maalesef. Ve daha sonra iki iki geri çıkıyorum. Bakın. İki iki geri çıkıyorum. İnanın Kolay ve zevkli örülen bir model. Ben daha büyük hatta bebek battaniyesi yaparak sizlerle paylaşmak istedim. Fakat bu aralar biraz hastanede geçti günlerim diyeyim. Babam ameliyat oldu, onun başında durmak zorunda kaldık. O yüzden böyle birazcık küçük parçalar çalışıp bu aralar yayınlıyorum. İnşallah daha büyüklerini ileride paylaşacağız. O yüzden bu aralar böyle minik parçaları idare edin. Evet, bu şekilde sıra sonuma geldim. Şimdi bundan sonraki sıra hep modelin devamı. Şimdi yine bakın burada hafif uzatıyorum ipimi. Çok değil böyle hafif uzatıyoruz. Yine ilk başta başını dolayarak. Bakın 3 tane zaten önümde benim e, ilmeğim duruyor. Bakın ilkine başını dolayarak battım ikinciye başını dolamadan üçüncüye başını dolamadan yalnız şu e, sondakileri bazen benim küçük oluyor hepsini eşit boyda yapalım ki model yamulmasın Eğer modeliniz yamuk oluyorsa sondaki ilmekleri biraz kısa çekiyorsunuz demekti Çünkü ilk ördüğümde bana da oldu Evet bakın bu şekilde daha sonra yine aynı şekilde ilerliyorum. İlk ilmeği başını dolayarak aldım. İkinciyi başını dolamadan. Üçüncüyü başını dolamadan. Bakın ben yine kısa çekiyorum. Buraları muhakkak aynı şuradaki ile eşit şekilde çekelim. Ki yamulma olmasın. Dediğim gibi eğer modeliniz şöyle eğimli oluyorsa anlayın ki son ikinci üçüncü ilmeği kısa çekiyorsunuz demektir. Başını doladım. Birinci ilmeği başını dolayarak ikinci ilmeği dolamadan üçüncü ilmeği başını dolamadan şöyle uzatıyorum. Ve ilk ilmeği içlerinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yine sıramın sonuna geldim. Bakın burada bir tane ilmeğim kaldı. Bir iki ilmeği batırarak içine ilmek geçirip ipimi uzatıyorum. Bakın sıramız hep bu şekilde devam edecek. Tekrar hep dönüşler ikişer ilmek, iki ilmek 2 ilmek kapatarak bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde ilmeklerimi kapattım ve. E, tüm sıralar aynı şekilde ilerliyor. Eminim ki anladınız. Ama yeni öğrenenler için yine bir başlangıcını göstermek istiyorum. Dördüncü sıramızın x e, sırayla ile beraber dördüncü sıramıza geçmiş olduk. Hemen bakın ipimi birazcık uzattım İlk başını dolayarak ilk ilmeğimi aldım. İkinciyi başını dolamadan ve üçüncü ilmeğimi başını dolamada. bakın şu ilki saymıyorum o benim yan ilmeğim olduğu için hemen şöyle ilk ilmeği ilmeklerin arasından geçirdim elimde de şöyle düzelttim ve devam ediyorum elimizle biraz düzeltelim ee, bazen yukarıda kalabiliyor ilmek Evet bakın her zaman şunu ayırıyorum ve üstünden geçiriyorum videoyu da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar gerçekten gayet çok kolay bir model olduğu için ikinci üçüncü sırada zaten eminim ki öğrendiniz Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur diyorum Ben gerçekten çok beğendim Sizlerin de düşüncelerini yorumlarda bekliyorum Evet arkadaşlar bir dahaki modellerde güzel modellerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.